Ben Oğuzhan Emlak, Mustafa Oğuzhan. 14 yıldır Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi'nde Vakıfbank'ın yanında bu işle iştigal ediyoruz. Emlak, inşaat, kiralama, arsa, ev, bahçe işleriyle ilgileniyoruz. Talep çok olduğundan bir de kira fiyatları arttığından maalesef kiralık ev yok. Yani bu sadece Kayseri'de değil, Talas'ta da aynı, İldem'de de aynı, Belsin'de de. Bir de kira fiyatları çok yükseldi. Vatandaşın işte bin bala ne kadar talep olursa o kadar fiyat artışı oluyor ya. Gayrimenkul fiyatlarının mesela 2020 yılında faizler 0,65'e indiğinde vatandaşlar bayağı bir ev aldı. Yani ev fiyatları arttı. 200 liralık ev 350 lira oldu. Şimdi adam diyor ki ben 350 liraya aldığım evi diyor, en az diyor bankanın verdiği faiz oranına göre diyor aylık diyor 1000 liraya vermem lazım diyor. Aldığım evin mevkiine göre fiyat artışlarını ona göre ayarlıyor ya. Yani. Şimdi geçen seneye göre %50 fiyat artışları var. Yani geçen sene 500 liralık ev yoktu da 1000 liralık ev şimdi 1500 lira, 2000 lira olmuş durumda. %50 artış var. Yani eşyalı evlerde daha fazla artış var. 2000 liraya yani kiralık evler, eşyalı evler 2000 lira. Yaz gelmesi nedeniyle düğünler, dernekler başladı. Bir de okulların açılması tekrar gündeme gelince öğrenciler şimdiden bir ev kiralama derdine düştü. Mesela Temmuz, Ağustos, Eylül'de de düğünler olacağından yeni evli çiftler kiralık ev arıyor, ev yok. Talep çok. Şimdi bunun önüne geçilmesi birinci devlet müdahale etmesi lazım. Bunu maliye olsun, belediye olsun bu kadar bir başıboşluk sadece kirada değil. Serbest piyasada bu kadar artış olmaması lazım. Maliye olsun, zabıta olsun markete girip de bu etiket fiyatını kontrol etmiyor. Serbest piyasa deniyor. Serbest piyasada vatandaşın canını yakıyor ya. Yani. Konut artışlarında demirin tonu 6 liraydı, şimdi 8 lira oldu. Yani betonun mikseri 50 liraysa 100 lira oldu. İşçinin çalışan işçinin yevmiyesi ustanın 200 liraysa 300 liraya gidiyor. Şimdi inşaat maliyetleri artınca arsa maliyetleri arsa bulmakta vatandaş zorlanıyor. Mesela Erkilet'te, Talas'ta, İldem'de 400 liraya daire yok. Yani arsa fiyatları da arttı. Bu tamamen ekonomik bir sorun. Şimdi müteahhitlerin çoğu bankayla çalışıyor. Bankadan kredi çekiyor. Evi o şekilde yapıyor. Bankanın faizini ödeyecek. Üstüne karını koyacak. Maliyeti belirleyecek. Ne oluyor peki? Yani fiyat artışları tamamen ekonomik sorun yani. Ekonominin düzgün gitmemesinden kaynaklanıyor yani. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu faizi indirmesi lazım. Zaten faize de kendi karşı. Faizi bir kere sıfırlaması lazım. Türkiye'nin bu ekonomik krizden kurtulmasının birinci sebebi faizden kurtulması lazım. Başka bunun çaresi yok. Yani faizi sıfırladığımız zaman vatandaş bu sefer yatırıma yönelecek. Bankadaki faize yönelmeyecek. Bankadaki faiz ne yapıyor? Vatandaş bankaya faize yatırıyor parasını. Esnaf kredi çekiyor. Ortada yanan vatandaşın canı. Yani faizden vatandaşın kaçması lazım. Devlet de bunu teşvik etmesi lazım. Faizi düşürmesi lazım. 5 yıllık kredi çektiği zaman vatandaşa 300 lira çekse 150 lira faiz ödüyor. Yani bu faiz illetinden kurtulmadığımız sürece vatandaşın canı yanmaya devam edecek. Yani ekonomistler, devlet büyükleri buna bir çare bulacak. Faizden ne zaman kurtulduk? Vatandaş rahatlayacak. Adam diyor ki ben diyor arsa alsam ne yapacağım? Bankaya diyor yatırırım diyor. Şimdi banka müdürleri arsa alan adamın, ev alan adamın bankadaki parasını vermiyor. Diyor ki ne yapacaksın sen diyor ya ben sana şu kadar diyor faiz vereyim diyor. Git diyor kirada otur diyor. Buyur. Para bankada kaldığı sürece banka çalıştırıyor. Yani konut fiyatlarının düşmesi için faizin düşmesi lazım. O zaman ne yapacak vatandaş? Bankaya faize yatırmayacak. Diyecek ki 400 liramı ben ev alayım, içinde oturayım, helal evimde oturayım. Vatandaş ne diyor? Banka gel diyor ben sana diyor 400 lirana diyor 4000 lira diyor faiz vereyim diyor.
2 liraya diyor kirada otur. Eğer bankaya yatırmasa vatandaş, gayrimenkule yatırsa, arsaya yatırsa, eve yatırsa ev fiyatları da düşecek. Kira da düşecek. Marketteki gıda da düşecek. Tamamen faize bağlı.